Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Mutlu haftalar diliyorum hepimize. Bütün can dostlarıma, bütün evrene, kainata mutlu haftalar diliyorum. Biliyor musunuz? Hafta sonu eşimle beraber kitap okuyarak ve kitap dinleyerek geçirdik zamanımızı. Bununla birlikte okuduğumuz kitapların büyük bir çoğunluğu daha fazla bilince erişimle ilgili, üst bilinçle ilgili olan kitaplardı. Ki benim de seslendirdiğim sizlere Ramta, Beyaz Kitap, daha önceki seslendirdiğim kitaplar gibi daha çok bilince erişim, daha çok kendimizi alıp kabul etme, kendi olduğumuz halimizi fark etme, kendimizi fark etme özetle. Ve ben hafta sonu böyle ilginç bir şekilde, yani bugün de sabah uyandığımda yaklaşık olarak aynı duygularla uyandım. Bundan daha iyi nasıl olur? Hem benden bana sohbetler, hem de Ramta Beyaz kitabımızın 4. bölüm okuması ile birlikte sizlerin karşısında olmuş oluyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Hani sevgi dediğiniz şey var ya, 53 yaşındayım. Ve şu son yaşadığım dönemleri düşünüyorum. Tabii ki hepimiz bir üst boyuta geçiyoruz hep beraber, istesek de istemesek de. Bunun etkileri de üzerimde oluyor olabilir. Bununla birlikte sevgi çok derin bir konu ve acaba biz bu realitede gerçek sevgiyi hiç tattık mı diye düşünüyorum. Yani gerçek sevgi dediğimiz yani kendimizi gerçekten severek, kendimizi gerçekten işte daha çok fark ederek, işte kendimizi öyle bir sarı sarhol olarak ondan sonra gerçekten kendimiz olarak başkasını sevdik mi? Hani kendimizi severek başkasını sevdik mi? Kendimizi gerçekten severek Allah'ın bir parçası olduğumuzu bilinçle fark ederek hiçbir şeyi sevdik mi? Hani sonsuz aşk veya sınırsız sevgi, koşulsuz sevgi diye insan tanımları var. Bununla birlikte sevgiye hangi tanımı koysak o sevginin yerini tutar mı? Ve gerçekten de düşünüyorum da hani çok sevdik. Peki ne olacak? Yani nasıl ifade etsem ki acaba? Hani sevgi öyle bir şey, öyle bir muhteşem bir enerji olmalı ki her şeyi kapsayan bir şey. Hatta biz işte eşimle bu hafta sonu okuduğumuz kitaplar ve bazı mesajlar, işte Pleiades mesajları, işte Kur'an-ı Kerim'de geçen dünya dışı zeki varlıklar, onlardan gelen mesajlar vesaire okuduk. Hepsinin de aslında ortak noktası sevgi. Yani sevgiyi alıp kabul etme, sevgiyi tamamen fark etme üzerine. Instagram'da da ilk kez şu anda canlı yayın yapıyorum aynı zamanda. Herkesi selamlıyorum sevgiyle arkadaşlar. Hem Instagram'da hem Facebook'ta hem de YouTube'da ve aynı zamanda da Twitch'te yayın yapıyorum. Belki beni tam olarak göremiyor olabilirsiniz. Instagram'daki canlarım. Demem o ki can dostlarım. Yani sevgi dediğimiz şey o kadar doyurucu bir şey olmalı ki herkes bundan bahsediyor. Yani dünya dışı varlıklar, zeki varlıklar, Kur'an'da geçen o dünya dışı zeki varlıkların dahi verdiği mesajlar sevgiyi fark etmekle ilgili ki bunu da kendimizi sevmek ve bizi yaratan, yaradanı sevmek. Aslında mesaj bu. Ya bu kadar zor mu değil mi ya? Valla 53 yaşındayım. Bu yaşıma değin işte bir sürü güzellikler yaşadım. Bir sürü yaşamımda düşünüyorum aslında çok kısa bir an gibi. Bununla birlikte
gerçekten sevgiyi yaşadın mı diye düşünüyorum. Yani yaklaşık bir yıl önce çok muhteşem bir evlilik yaptım ki 5 gün sonra Allah izin verirse evlenme yıldönümümüzü kutlayacağız. Eşimle ki bize aracı olan veya bizim tanışmamıza vesile olan İknur Sezer Gökdemir'in misafiri olarak Dalaman'da kutlama yapacağız. Çok duygulanıyorum sevgi kelimesinden bahsedince. Eşimi seviyorum. Çocuğumu seviyorum. Kendimi seviyorum. İknur'u çok seviyorum. Sevdiğim çok güzel insanlar var. Bununla birlikte sevgiyi gerçekten yeterli özeni gösteriyor muyuz yani? Öyle değil mi canlar? Yeterli özeni gösteriyor muyuz sevgiye? Nasıl söyleyeyim? Belki de birbirimize özen göstermek, birbirimizin daha çok varlığına şükran duymak, daha çok onurlandırmak, birbirimize daha çok Allah'ı hatırlatmak ve bir şekilde hani Allah'ın varlığını daha çok içimizde bilinçle hissetmek. Bunlar daha çok bizim gerçek hani sevgiyi erişmemize kolaylaştırıcı olacağını fark ediyorum bunu. Özellikle hafta sonu bunu çok içime doğdu diyeyim. Bundan daha nasıl olur? Yani her şey aslında o kadar güzel, o kadar şahane. Bununla birlikte ufacık bir şey olduğunda dünyamız kararabiliyor. Bununla ilgili açığa çıkan her ne varsa tövbe tövbe diyorum. Bununla birlikte olsa ki gerçek sevgi deneyimlemiş olmuş olsak birbirimize karşı, kendimize karşı ve tabii ki Yaradanımızın içimizde şah damarımızdan da yakın olduğunu bilinçle fark etmiş olsak koşulsuz dediğimiz yani beklentisiz sevgi ile birbirimizi sarıp sarmalasak acaba kendimiz ve dünya nasıl bir yer olurdu? Nasıl olurdu? Bu ne yaratırdı? Birlikte, hep birlikte nasıl bir varoluş içerisinde olurduk? Bundan daha iyi nasıl olur? Ben işte bunu sizinle paylaşmak istedim bugün. Rant şeyi okumadan önce Beyaz Kitap Rant'a devam edeceğim. Orada da zaten daha önce de okumuştum bir bölümünü. Sonra biz okuduğumuz başka kitaplarda da ki zaten hepimizin hayat tecrübelerinde de aslında içimizde bir yerlerde hani bilişimizde her şeyi biliyoruz ya birbirimize hatırlatmak için birbirimize vesile oluyoruz. Biz nasıl bu kadar şanslı olduk? Yüce Yaradan'ımın bu çok güzel bir bize hediyesi. Bununla birlikte bilişimizde bir yerlerde hepimizin deneyimlemek istediği koşulsuz bir aşk, koşulsuz sevgi, gerçek sevmek, yani kendini sarıp sarmalamak, yani gerçekten ama gerçekten sevdiğinde o kendine sarıldığında, kendini sevdiğinde o hissi deneyimlemek. Fark etmek, gerçekten fark etmek. Bununla birlikte o anda kendine sarıldığında Allah'ı fark etmek. Ve bunu deneyimleyince acaba birbirimizle olan sevgimiz ne yaratırdı? Yani kendimizi ve Allah'ı kendi içimizde tamamen sevgiyle sarıp sarmaladığımızda birbirimize daha fazla katkıdan, neşeden işlerdik diye düşünüyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve böylelikle daha çok birbirimizin olmasını talep ederdik. Yani birbirimizin mutluluğundan mutlu olurduk. Daha çok mutlu olurduk. Birbirimizin sevgisinden yani örneğin kıskançlık olmazdı sanki. Fesatlık, dedikodu, ne bileyim işte vesaire. Yani demem o ki elbette her zaman bir alanımda bir NLP uzmanı olarak, uluslararası NLP uzmanı, yaşam koçu olarak, Access Bars eğitmeni olarak, uluslararası
Ve bu yolda bir farkındalık, bir bilinç yolunda ilerleyen bir Zuhal Atasoy Dalman olarak, bir anne olarak, bir eş olarak, fizik mühendisi olarak, kuantum fiziğini inceleyen bir bilim kadını olarak her zaman ve her zaman nereden, olayın neresinden girersem gireyim sevgi noktasına vardığınızı fark ediyorum. Ta uzaydaki zeki varlıklar, adı geçen, Kur'an'da adı geçen dünya dışı zeki varlıklar dahi sevgiyi kucaklayın diyor. Bundan dahi nasıl olur? Onlar dahi her şeyin çözümünün sevgi olduğunu, bizi bir üst boyutlara taşıyan şeyin sevgi olduğundan bahsediyor. Olabilir, hani smiş gibi değil de gerçekten sevmek. Yani bana göre gerçekten sevmek nedir diye kendi kendime düşünüyorum. Yani bana göre gerçekten sevmek birbirimizin en az kendimizin talep ettiklerine gerçekleştiğinde mutlu olduğu kadar onların talep ettiklerinin de gerçekleşmesinden mutluluk duymak olsa gerek gibi geliyor bana. Bundan daha iyi nasıl olur ve katkıda bulunmak. Yani onların, hani bir kişinin hayalini gerçekleştirmesine katkı olmak çok büyük bir sevgi olabilir. Yani sonsuz olasılıklardan neler mümkün sevginin tanımı için? Tanımlanamaz. Belki o sonsuz olasılıklar dahi sevgiyi tanımlamaya yeterli olmayabilir. Çünkü sevgi nur, sevgi Allah, sevgi ondan bir parça olduğumuz gerçeği. Bundan daha iyi nasıl olur? Bununla birlikte birbirimizi hani incittiğimizde onarmayı bilmek sevgi olabilir. İstemeyerek birbirimizi üzdüğümüz zamanlar için af dileyebilmek. İşte ve gerçekten karşındaki olmasını istemek. Yani sen ne istiyorsan senin talep ettiklerinin hani 10 katını, 20 katını karşındaki kişi için talep edebilmek olsa gerek sevgi. Sevgi bir bütünlük hali olabilir. Sevgi bizim aslında bir olduğumuzu fark edebilmek olabilir. Yani düşünsenize, benim bedenimin hani küçücük bir parmağına bir şey olsa hani ne oluyor? Ben acı hissediyorum. Aslında biz de bir bütün olduğumuzu daha çok fark ettiğimizde sevgi bu olabilir. Yani bir kişiye sırtını dönmemek sevgi olabilir. Tanısak ya da tanımasak da, yani o kişi bizim bir yakınımız olsun ya da olmasın, aslında hepimizin kardeş olduğunu fark edebilmek sevgi tanımı olabilir. Ve o bilse de bilmese de, hatta bilmese bile ona katkıda bulunabilmek, gizli saklı, bu da sevgi olabilir. Ne bileyim, sarılmak, sarılırken hiçbir çıkar, hani nasıl söyleyeyim, çıkar gözetmeden, gerçekten aslında birleşik olduğumuz, yani bütün dediğim şey birleşik, yani bu benim, bu o, diğer arkadaşım o, babam, annem, yani eşim, çocuğum, yani aslında hepsi bir bütün olduğunu fark edebilmek sevgi olabilir. Bununla birlikte sevgi güçlü bir titreşim ve bizim varış ve geliş noktamız olabilir. Hani bir sürü tanımlar olabilir sevgiyle ilgili. Sizin de tanımlarınız varsa yazabilirsiniz. Beni şu anda Instagram'dan yazan can dostlarım, çok teşekkür ediyorum. Facebook'u göremiyorum yazanları, YouTube'dakileri de göremiyorum. Restream'den yayın yaptığım için. Yazabilirsiniz. Sizce sevgi nedir? Ne olsa, bir yaşamımıza ne katsaydık, yaşamımıza hangi değerleri katsaydık veya neyi katsaydık, biz gerçekten gerçek sevgi deneyimlerdik. Ve biz gerçek sevgiyi deneyimlemiş olsaydık, dünya nasıl bir yer olurdu? Evren nasıl bir yer oldu? Çok merak ediyorum doğrusu. Siz de merak ediyor musunuz? Gerçek sevgi, yani koşulsuz, kayıtsız, şartsız, daima birbirimize izin verdiğimiz. Yani kaygı yok, endişe yok. Anda böyle gelişiyor her şey. Anda sevgi, anda olan bir şey. Anı yaşamak da bir sevgi.
olasılıklarından bir tanesi. Yani anda yaşadığında öyle bir şey ki, çünkü o anda gerçekten yaşıyorsan, hani bakıp gördüğün şeyleri tasvir edip onlardaki ilham, gelen ilham içine doğuyorsa, ya işte Allah'ın yarattığı, işte ben şu anda dışarıda evimin manzarası, ağaçları görüyorum. Böyle minik bir orman var, orayı görüyorum. Küçük binalar, bazıları büyük binalar var. Şimdi kuş uçuyor. Yani onları sevmek, hani var olduklarına gerçekten şükran duyabilmek ve hakikaten onları onurlandırabilmek, enerjik olarak veya her şekilde, yani birbirimizi onurlandırabilmek, birbirimizi varlığına şükran duyabilmek, birbirimize izin vermek. Açıkça söylemek gerekirse, ben örneğin kendi içimde de bazı böyle şeyler yaşıyorum. Sevgiyle ilgili olarak mesela kırgın olduğum arkadaşlarım var. Belki onlar da buna kırgınlar elbet. İşte beklenti, hani sevdikten sonra karşılığı sevgi beklemek de aslında katkı mı? İşte onu alamadığında ne yapıyorsun? Kırılıyorsun. Sonra karşındaki kişiye bunu ifade ediyorsun. O da sana kırılıyor. Ne oluyor? Aslında karşındaki kişide hiçbir şey yok. Suç yok ki, kusur yok. Sen kendin bir şey bekledin karşılığında. Ne oldu? O sevgi bir şekilde karşılığını beklediğin için, kendi içinde bir forma soktuğun için, bir yapıya soktuğun için, fazla önemsediğin için ne oldu? Bazı kişileri yaşamımızdan çıkarabiliyoruz. Bununla birlikte sevgi o kadar büyük bir şey ki, hani aynı bilinç gibi, hani bilinç yargı olmaksızın her şeyi kapsar diyoruz. Sevgi de hiçbir şeyi yargılamadığını, sevginin hiçbir şeyi geride bırakmadığını düşünüyorum. Yani sevgi de hiçbir şeyi dışarıda bırakmıyor. Hani iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin. Hani gerçek sevgi bunların hepsini içine alan çok kocaman, muhteşem bir şey diye düşünüyorum. İşte hafta sonu da bu kitaplardan bol bol okuduk eşimle ve dinledik. İşte bazı mesajlar, dediğim gibi dünya dışı varlıklardan. Onlar bile bize katkıda olmak için önerdikleri şey sevgi. Yani sevgiyi daha fazla fark etmemiz. Ki bizim sanki gerçek sevgiyi bilmediğimizi fark ediyorlar. Öyle algılıyorum, dünya dışı zeki varlıklar dahi bizim gerçek sevgiyi, hani egodan işleyen veya beklentiden işleyen, hay ben bunu seveyim, onunla iyi ilişkiler içerisinde onun karşılığında şunu alırım veya en azından sevginin karşısında sevgi almak da bir beklenti. Halbuki koşulsuz sev gitsin, yani değil mi? Yani sev, herhangi bir şey bekleme, gitsin ne olur yani, değil mi? Allah rızası için sevsek bu ne yaratırdı? Yani sev, karşılık bekleme, kendin özünde ol, kendi özünde bu huzuru, o sevgiyi, aşkı yaşa. Her gördüğün canda Allah'ı bul. Ve dolayısıyla karşılık bekler misin? Yani her baktığın canda, evrendeki her canda Allah'ı görürsen elbette, hani aslında karşılık beklemezsin. Sanıyorum buraya doğru bir gidiş var bende. Ben bunun için kendime teşekkür ediyorum. Varlığıma şükran duyuyorum. Kendimi onurlandırıyorum. Bundan daha nasıl olur? Çünkü kendimi sevdikten ve Allah'ı içimde bulduktan ve herkesi kapsayabildikten sonra her şey daha farklı, daha bilinçli, daha neşeli olacak, olur gibi düşünüyorum. Bundan daha nasıl olur? Evet arkadaşlar, ben Ramta'yı okuyorum. Beyaz Kitap Ramta'yı okuyorum. Hatta öyle bir ilginç bir kitap ki, aynı dizilere tüm benziyor. Dizileri nerede bırakırsan devam et, aynı güzellikleri bulabiliyorsun. Hani dördüncü bölümündeyim. Dördüncü bölüm, biz başını okumadık diye dinlememezlik yapmayın. Çünkü nereden başlarsanız başlayın bir güzellik var. Devam ediyorum. Diyor ki, siz çiçeklerden daha mı aşağısınız? Onlar gebe tomurcuklardan doğup güneşin sıcak
ışınlarıyla iyice açarlar. Harika esansları havayı her şeyin yeni yaşam vaadiyle coşmasına neden olan bir kokuyla doldurur. Onlar kuşların uçuşunu, arıların bal yapışını, insanın neşesini ve sevgi arayışını güçlendirir. Ve bu güzel çiçek yeniden gelebilmek için bir tohum bırakır. Çiçekler açıp meyveler olgunlaşınca, ah işte buna bilgelik denir. Bu yaşam ürünüdür. Ve bu meyve yendiği ve sonbaharın hasadı gelip çattığında ağaç kuzey rüzgarlarıyla üpermeye başlar ve çırılçıplak kalana dek güzel yapraklarını döker. Büyük beyaz sessizlik gelip ağaçların büyük dallarını kalın parlak bir örtüyle örttüğünde her şey soğuk ve çıplak olduğu zaman o çiçekler nerededir? O bellektedir. O bilgeliktedir. O geçen baharın yetiştirdiğindedir ve o yeniden gelmektedir. Çünkü mevsim dönüp kış geçtiğinde tomurcuklar yeniden açar ve bir başka çiçek ortaya çıkar. Eğer tek bir çiçekte dahi yaşamın sürekliliği görülebiliyorsa, siz neden sizin onun yaşamından daha aşağı olduğunu düşünüyorsunuz? Siz yalnızca baharda açıp, yazın meyve verip, sonbaharda yapraklarınızı döküp, kışında öldüğünüzü mü sanıyorsunuz? Hayatınız ondan daha önemli değil mi? Elbette öyle. Çiçeklerin her bahar açmayı sürdürüşleri gibi sizler de hayatlar boyunca tekrar tekrar yaşayacaksınız. Çiçekleriniz, sizin görmüş olduğunuz tüm mevsimler hakkında kim bilir nasıl bir öykü anlatırlardı. Öğrenci, annem geçen yıl öldü ve ben onun hala yaşayıp yaşamadığını ve eğer yaşıyorsa mutlu olup olmadığını bilmek istiyorum. Ranta, ölüme inanıyor musun? Öğrenci, bazen inanıyorum ama çoğu kez her zaman yaşadığımız hissine kapılıyorum. Öz ruhu geri çağırıp onu içinde bulunduğu boşluktan çekmeye başladığında huzur ve sükunet başlar. Dininiz Tanrı'nın beşiğinde artık ızdırap, gözyaşları ve üzüntü yoktur. Bu bir gerçektir. Çünkü bu dünyadan ayrıldığınız zaman bedenin içgüdülerinden ve duyumlarından kurtulursunuz. Artık fiziksel bedenle ilişkili hiçbir şey yoktur. Ve siz yeryüzü cenneti denen şeye girersiniz. Siz artık Tanrı'nın beşiğindesinizdir. Bedenin ölümü uykuya dalmaya benzer. Öz ruhu geri çağırdığında o bedenin mühür ya da çakra denen enerji merkezlerinden geçerek yukarıya çıkar. Ruh yani duygu belleği, bedeni başın ortasında yer alan hipofiz salgı bezi denen yedinci ve son mühürden terk eder. Bu çıkış rüzgar sesinin eşliğinde bir tünelden geçiyormuş gibi algılanır. Tünelin sonunda görülen ışık kendi varlığınızın ışığı, varlığınızın özüdür. Ruh bedeni terk ettiği anda beden ölür ve varlık özgür bir ruh olur. Her şey bir an sürer ve acı vermez. Ölüm anında her şey aydınlanmaya ve huşu verici bir biçimde parlaklaşmaya başlar. Çünkü bu dünyadan ayrıldığınız anda madde yoğunluğundan çıkıp ışık varoluşuna girersiniz. Orada yalnızca güçlü bir zihin ve duygusunuzdur ve bedeniniz kabul ettiği düşüncelere göre elektriksel biçimini değiştiren bir ışık bedendir.
Bu noktadan sonra yedi cennetten birine gidersiniz. Hangi cennete gideceğinizi ise dünyadayken duygusal olarak ifade ettiğiniz tutumlarınız belirler. Şimdi sizin cennet dediğiniz şey yalnızca yaşam ve onun değişik düzeyleri ya da katlarıdır. Yusuf oğlu İsa yedi cennetten söz etmiştir. Evet, gerçekten de yedi cennet vardır. Bunlar gerçekten var olan yerler ya da varoluş katlarıdır ve dünyanız onlardan biridir. Ve bu katların hiçbirinde insanlara işkence eden, onları cezalandıran cehennem diye bir yer yoktur. Zaten insan kendisine yeterince işkence edip cezalandırmıyor mu? Bunu daha iyi anlayabilmeniz için şöyle açıklayabilirim. Düşündüğünüz ve anlayış olarak benimsediğiniz her düşünce bir titreşim frekansına sahiptir ve bu bir his olarak deneyimlenir. Böylece eğer siz acı anlayışını öğreniyorsanız, acıyla ilişkili daha sınırlı düşünceleri düşünüyorsunuz. Ve bu da duygusal olarak, acı olarak deneyimlenen düşük titreşim frekanslarını doğuruyor. Eğer siz sevgi anlayışını ve onun ifadesini düşünüyor ve öğreniyorsanız, paylaşılan ve ifade edilen sevgi düşüncelerinin yüksek titreşim frekansının verdiği mutluluğu hissedersiniz. Bilincin en çok hangi anlayış üzerine odaklanmışsa o anlayışa uygun olarak cennete gidersiniz. Çünkü auranızın manyetik alanı, varlığınızın özü sizi o katın titreşimine çekecektir. Evet arkadaşlar, daha önce de bunu YouTube kanalımdaki Access araçları konusunda da işlemiştim. Titreşim düzeyimiz, yani bizim titreşen varlıklar olduğumuzu fark etmemiz, bizim tabii ki her zaman tekrar etmekten büyük keyif alıyorum. Allah'ın nefesinden sonsuz tanımsız bir varlık olduğumuzu artık tamamen fark etmemiz, bütün yaratılanların bize secde ettiğini fark etmemiz ve böylelikle titreşen varlıklar olduğumuzu görmemiz ve yüksek titreşimde olmak ve o titreşimde olanı kendimize çekmek. Böylelikle ne yapıyoruz? Kendi geleceğimizdeki her şey bu dünya realitesinde ve diğer dünyada, ahirette veya boyutlarda da hep aynı titreşim. Ha, neyle titreşiyorsak ona göre kendi konumumuzu belirlemiş oluyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? Bu dünya katına, bu cennete gösteri katı denir. Çünkü burada varlıklar yaratıcı güçlerini ve duyguyla ifade ettikleri tutumlarını maddede görebilirler. Bu yedi kat içinde üzerinde karanlık bulunan ve ışığın müziğini işitemediğiniz tek kattır. Bu varlıkların büyük bir bilinçle doğup sonra toplumsal bilinç programlamasından geçip bildiklerini unuttukları bir kattır. İşte burada olan budur ve bu yüzden de bu dünyada tekamül etmek genelde çok zordur. Eğer annen buraya geri dönmek isterse, senin torunun ya da torunlarından birinin çocuğu olarak gelme seçeneğine sahip olacak. Eğer o sen yaşarken dönerse, kızın çocuk doğurmaya karar verdiğinde onun bebeği olarak dönebilir. Ve o zaman eğer kendine izin verirsen anneni tanıyacaksın. Çünkü o bebeğe baktığında ortadaki görüntüyü aşan bir his duyacaksın. İşte onu böyle tanıyacaksın. Annen senin farkında mı? Seni algılıyor mu? Hem de çok fazla. Çünkü bu dünyayı terk ettiğin zaman bedendeyken olduğundan çok daha fazla farkında olursun. Farkında olduğun tüm düzeylere, tüm katlara uyumlanabilirsin. Çünkü artık madde yoğunluğu seni meşgul ve zapt etmez. Orada daha hafif bir yoğunlukta, daha yüksek bir titreşimdesindir. Böylece seninkine paralel bulunan
ve düşünce formları, ışık formları olarak görünen diğer titreşim düzeylerini görme yeteneğine sahipsindir. Bu yüzden annen eğer isterse seni algılar ve sen de bu dünyadan ayrıldığın zaman eğer istersen burada kalanları algılayacaksın. Annen mutlu mu? Eğer buradayken mutlu değilsen göçtüğün zaman mutsuzluğun daha da çoğalır. Çünkü bedenden ayrıldığında saf his ve duygu hali içinde olursun. Böylece duyguların daha da güçlenir ve yoğunlaşır. Ancak bu güçlenmeyle mutluluk anlayışın içinde gelişmeyi sürdürmek için gerekli düzeyi oluşturmayı daha çabuk öğrenirsin. Ne enteresan değil mi canlar? Biz diyoruz ki bedenler toprağa karıştığında yani aslında ölüm yok, sonsuz tanımsız bir varlığız. Bununla birlikte işte ruhumuz huzura varacak. İşte biz her şeyden özgürleşmiş olacağız. Aslında çok ilginç. Bu dünyada bir katman olarak, bir bilinç katmanı olarak fark edildiğinde biz aslında burada nasıl titreşiyorsak, yani hangi boyuttaysak o halimizle yetiyor olduğumuz için bu dünyada yani yaşadığımız şu realitede acaba gerçekten ama gerçekten sevgiyi deneyimleyerek, koşulsuz sevgiyi deneyimleyerek, karşılıksız böyle izin verişte alıp kabul etmekte olan, onurlandırıp birbirimizi onurlandırdığımız, varlığımıza şuran duyduğumuz o sevgi formunda olduğumuzda o titreşimi yakaladığımızı düşünsenize canlar. İşte o zaman düşünebiliyor musunuz? Her formda başka bir hangi realitede olursak olalım, bedenlerimiz toprağa karıştığında dahi o titreşimle bu dünyadaki titreşimimiz neyse öteki dünyada da aynı titreşimin devamıyla güçlenmeye veya yükselmeye devam edeceğiz. Aslında yükseliş dediğimiz şey, onu da hafta sonu eşimle çok gerçekten değerlendirdik, okuduk, kitaplarımızı göz gezdirdik, birbirimizin daha önce okuduğu kitapları birbirimize bahsettik. Aslında yükseliş hiçbir zaman bitmeyen, sonu olmayan bir şey. Çünkü hep Allah'a kavuşmak, gerçek sevgiye kavuşmak realitesinde veya o bakış açısıyla baktığın zaman elbette ki ne olmuş oluyor? O yükseliş hiç bitmiyor. Çünkü Allah öyle büyük, öyle muhteşem, öyle sonsuz, tanımsız, öyle muhteşem bir şey ki her seferinde hep ondan bir şeyler yakalayarak sevgiyi deneyimliyoruz. Bir şey daha yakalayıp sevgiyi deneyimliyoruz. Bir şey daha yakalayıp sevgi deneyimliyoruz. Bununla birlikte hiç tükenmeyen muhteşem bir sevgi farkındalığı. Bundan daha iyi nasıl olur? O yüzden gerçekten de bu dünyaya biz boşuna gelmedik canlar. Yani bu dünyada olabildiğince sevginin en yüksek titreşimli boyutlarını deneyimleyebilmemiz, bir kuşa aşık olabilmemiz, bir çiçeğe aşık olabilmemiz için, kendimizi gerçekten çok fazla sevebilmemiz için ve her şeyde Allah'ı görebilmemiz için, sevgiyle sarılıp birbirimize sarıp sarmalamamız için neler mümkün? Artık insan realitesinin ötesinde neler var? Yani başka neler var? Hani böyle kıskanan, birbirini arkasını kollamayan, böyle bu tip artık bu boyuttan artık tamamen çıksak ve gerçek sevgi deneyimlesek bu dünya ve biz ne olurdu? Çok teşekkür ediyorum canlar. Size çok mutlu, muhteşem, neşe dolu bir hafta diliyorum. Hayatın tümü bize neşe, kolaylık ve ihtişamla gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Hepinizi sevgi ve aşkla kucaklıyorum. Yarın görüşmek dileğiyle.